Gazlar katı ve sıvılardan biraz farklıdırlar. Bu videoda ısıl genleşme söz konusu olduğunda bunların aralarındaki temel farklılıklara odaklanacağız. Farkları açıklarken örnekler kullanmak istiyorum. Örneğin elimizde plastik bir şişe olduğunu düşünelim. Şişenin içinde de su gibi bir sıvı olsun. Ya da kum da olabilir. Ama buradaki temel nokta şişenin ağzına kadar dolu olması. Yani bu şişenin bir katı ya da sıvıyla tamı tamına dolu olduğunu düşüneceğiz. Anlaştık mı? Sonra da bu şişeyi bu şekilde sıkıştırmayı deneyeceğiz. Öncelikle bu deneyi şu ana kadar yapmadıysanız kesinlikle denemeniz gerektiğini belirteyim. Eğer yaparsanız hemen hemen hiçbir şey olmayacağını göreceksiniz. Şişeyi sıkıştıramayacaksınız, şeklini bozamayacaksınız vesaire vesaire. Yani biraz bozulabilir ama temel olarak içindeki madde sebebiyle şişenin şeklini tamamen değiştiremeyiz. Şimdi de şişenin içindeki kumu ya da suyu, her ne varsa boşaltalım. Bu şişenin içinde havadan başka bir şey kalmayacağı anlamına gelir. Şişeyi bir kere daha sıkıştırmaya çalışırsak bu defa ne olur? Şişenin şekli değişecektir ve içeriye göçecektir. Öyle değil mi? Bu sıvı ya da katıların hacimlerinin basınç altında değişmediği anlamına gelir ve bu son derece önemli bir özelliktir. Şişeyi sıkıştırdığımızda basınç arttı ama şişenin içindeki katı ya da sıvının hacmi değişmedi. Yani katı ve sıvıların hacimleri basınca bağlı değildir. İsterseniz not edeyim. Bu P tabii ki basınç demek ve aradaki çift ok işareti de bağlı olmak, ona göre değişmek demek olsun. Katılar ve sıvılar söz konusu olduğu için de buraya çarpı koyuyorum. Ancak söz konusu olan gaz olduğunda hacim basınca bağlıdır. Bu işaret hacmin basınca bağlı olduğu anlamına geliyor. Yani eşittir işaretinden farklı. Şişeyi sıkıştırarak basıncı arttırdığımızda gazın hacmi azaldı. Bu videoda ise basınç değil de sıcaklık arttığında gazın hacmine ne olduğunu inceleyeceğiz. Hacmin basınçla değişmesini istemiyorsak ne yapmalıyız? Çok basit ama yapacağımız şey gerçekten de basıncın değişmemesini sağlamak. Bunu da not edelim. Bir gazın hacim değişimini hesaplayabilmek için hacimce genleşme katsayısını bilmemiz gerekir. Bu katsayı hacimdeki değişim bölü birim hacim çarpı birim sıcaklık olarak bulunabilir. Evet, hacmin sıcaklıkla nasıl değiştiğini bu şekilde hesaplayabiliriz. Bundan daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa öncelikle o videoları seyretmenizi öneririm. Her neyse ne diyordum? Basıncı sabit tutmamız gerekir. Sabit bu katılar ve sıvılar için geçerli değildir. Neden? Çünkü basınç onların hacmini etkilemiyordu. Basıncı sabit tutmak bunlar için hiç de önemli değildir. Ama gazlara geldiğimizde basıncın sabit olduğundan emin olmamız gerekir. Gazlarla sıvılar ve katılar arasındaki önemli farklardan biri budur. Başka bir farkı ise size bir tablo üzerinde göstermek istiyorum. Tabloda alfa V ve alfa L değerleri var. Şimdilik alfa V'ye odaklanmanızı istiyorum. Burada da farklı maddeler var. Sizce mesela altının alfa V değeri için teorik olarak bir tahminde bulunmak mümkün müdür? Demek istediğim bunun 42'ye eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Cevabım hayır. Bu değerler deneyler sonucu elde edilen değerlerdir. Bu değerleri öylesine söylemek ya da tahmin etmek gerçekten de mümkün değildir ve bunun nedeni de bu maddelerin hacimlerinin sıcaklıkla nasıl değiştiklerini bilmememizdir. Hesaplaması da öyle kolay değildir zaten. Ama gazlar söz konusu olduğunda durum bundan biraz farklıdır gazların hacimlerinin sıcaklıkla nasıl değiştiğini bildiğimiz için ki size bununla ilgili daha fazla detay da vereceğim ama nasıl değiştiğini bildiğimiz için bir gazın alfa V değerinin ne olabileceğini teorik olarak söylemek mümkündür en azından yaklaşık olarak. Denemek ister misiniz? Tabloyu ekrandan kaldırayım. Evet. Bir gazın sıcaklığı ile hacmi arasında nasıl bir bağlantı olduğunu hatırlıyor musunuz? gazların sıcaklıkları ve basınçları arasındaki ilişkiyi verecek bir denklem desem, hala bulamadıysanız ideal gaz yasası dediğimde sanırım neden bahsettiğimi anlayacaksınız. İdeal gaz yasası. Denklemi de hemen not edeyim. Basınç çarpı hacim yani PV eşittir. N yani molekül sayısı çarpı gaz sabiti yani R çarpı mutlak sıcaklık yani T gerçek gazların bu denkleme tamamen uymadıklarını ama oldukça yakın davranışlar sergilediklerini de söylemek istiyorum. Evet. Gazların hemen hemen hepsi belli koşullar altında bu denkleme uyumlu davranırlar. Bu sayede yani gazların hepsinin ideal gaz gibi davranacağını bildiğimiz için alfa V değerlerini de hesaplayabiliriz. Ancak hacimdeki değişimi hesaplamak için sıcaklığı değiştirirken basıncı sabit tutmamız gerekecek. Hadi bakalım. İlk sıcaklık T1 olsun. Hacim de V1. Hemen yazıyorum. P çarpı V1 eşittir. N çarpı R çarpı T1. Son durumdaki sıcaklıkta T2 olsun. Hacmin de V2 olduğunu düşünürsek son durumdaki denklemi de P çarpı V2 eşittir. N çarpı R çarpı T2 olarak yazabiliriz. Değişimi bulmak için bu iki denklemi birbirinden çıkarmamız lazım. Hemen yazıyorum. İkinciden birinciyi çıkaracağız. Sol tarafta P değişmediği için aynen yazalım. Çarpı V2 eksi V1 ya da delta V yani hacimdeki değişim eşittir. Şimdi sağ tarafa geldik. NBR değişmedi yazıyorum. T2 eksi -T1 T1'i de delta T olarak yazalım. Bu denklemi de kullanarak hacimdeki değişimi hesaplayabiliriz. Ama bizim hacimdeki değişim bölü birim hacim çarpı sıcaklıktaki değişime ihtiyacımız olduğundan bunu V çarpı delta T'ye bölmeye ne dersiniz? Kendimize biraz yer açalım. Bölü V çarpı delta T. Buraya da yazıyorum. V çarpı delta T. Bu delta T'ler birbirini götürecek. Burada N çarpı R bölü V var. Bu denkleme bakarsak bunun P bölü T'ye eşit olduğunu görebiliriz. O halde bunu P bölü T olarak yazabiliriz. P'ler birbirini götürünce sol tarafta bulmak istediğimiz şeyin kaldığını göreceksiniz. Hacimdeki değişim bölü birim hacim çarpı sıcaklıktaki değişim. Bunun yerine artık alfa v yazabiliriz. O da eşittir 1 bölü t olur. İşte bu kadar. Bunu katılar ya da sıvılar için yapmamız mümkün değil ama gazlarla oldu. Katılar ve sıvılarda bu değer hemen hemen sabit bir değerken gazlar için sabit olmadığını görüyorsunuz değil mi? Bu değer sıcaklığa bağlı ve sıcaklık yükseldikçe hacimce genleşme katsayısı küçülüyor. Başka bir deyişle sıcaklık yükseldikçe gazların genleşmesi azalır. Tamam mı? İkinci önemli nokta sıvılar ve katılar söz konusu olduğunda farklı maddeler farklı şekillerde genleşirler. Ama gazların hemen hemen çoğunun davranışı aynıdır. Yani gazların çoğunun alfa ve değerlerinin aynı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Hesaplamanın nasıl yapıldığını görmek ister misiniz? Bunun için oda sıcaklığında bulunduğumuzu düşünelim. Evet, oda sıcaklığında bir hesaplama yapacağız ki bu da yaklaşık olarak 300 Kelvin'e eşittir. Alfa V eşittir 1 bölü 300 Kelvin olur. Yaklaşık olarak 0,3 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı Kelvin'in tersi. Bunun neye eşit olduğunu yazmadan önce bu ifadeyi 10 üzeri eksi 6 olarak alalım. Çünkü tablo da öyleydi. Bir bakalım. Böyle yapabilmek için ondalığı sağa doğru 4 basamak götürmek lazım. 3000 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı kelvinin tersi. Tabloya geri dönelim mi? Bulduğumuz değeri buraya not edeceğim. 3000 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı kelvinin tersi. Bunun oda sıcaklığında ve sabit basınç altındaki durum olduğunu bir kere daha söylemek istiyorum. Ayrıca bu bir yaklaşık değer. Şimdi bu değeri sıvı ve katıların değerleriyle karşılaştırırsak gazların genleşme katsayılarının çok ama çok büyük olduğunu görebiliriz. Bu da Gazların sıcaklık artışlarında sıvı ve katılardan daha çok genleştikleri anlamına gelir. Termometre yaparken cam haznenin içine alkol ya da cıva gibi bir sıvı koyulur. Cam çok fazla genleşmezken sıvılar genleşir ve biz de böylece sıcaklığı ölçebiliriz. Ama bunu gördükten sonra gaz termometrenin yani cam haznenin içine gaz koyularak elde edilecek bir termometrenin çok daha kullanışlı olacağını siz de düşünmüşsünüzdür. Gazlar çok daha fazla genleştikleri için sıcaklık ölçmek bu şekilde çok daha kolay olacaktır. Ve aslına bakarsanız bugün kullanılan en hassas termometrelerde zaten gaz termometreleridir. Bunlardan biri sabit basınç gaz termometresi olarak adlandırılır. Sabit basıç altında sıcaklık değişince gazın hacmi değişir ve hacimdeki değişimin ne kadar olduğunu bularak sıcaklığın tam olarak ne kadar değiştiğini hesaplayabiliriz.